Ana habere devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ile Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bu görüşmeye ilişkin son bilgileri arkadaşımız Arda Erdoğan aktaracak bize. Arda. Oldukça kritik iki başlık ele alındı. Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin gerilimleri masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarıyla bu kritik başlıkları görüştü. O görüşmede Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu ile Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanının bazı ifadeleri vardı o görüşmeye ilişkin. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğuna dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi hususunda ilerleme sağlanamadığının altını çizdi. Her iki tarafı onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya'nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğuna da dikkatleri çekti. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Gazze'deki İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğuna dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Yaşananların güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in katliam dozunu arttırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca NATO konusunda da bir parantez açtı Cumhurbaşkanı. NATO Avrupa Birliği işbirliği bağlamında Türkiye'yi dışlama çabalarının vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Cumhurbaşkanı NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması gerektiğini, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması gerektiğini de vurgulamış oldu o toplantıda.